Ahirete değil mi? Tabii ahirete adam yetiştirme okulu. Değil mi? Ahirete okul. Öyle yani. Risale-i Nur nedir? Ahirete adam yetiştirme okul kurdu. Bak ahirete adam veya insan yetiştirme okul kursu. Nasıl ehliyet kursu var, İngilizce kursu var. Bu da nedir? Cennete veya ahirete insan yetiştirme kursu. Biz burada kurs görüyoruz. Burada gördüğümüz kursu bu dünyada iyi yaparsak orada rahat eder. Burada ne diyor? Kur'an'ın ayetlerinden aldığı ders ile namazınızı kılın. Ha tamam. Elhamdülillah. Namaz kılacağız. Sonra oruç tutun. Burada da geçiyor. Üstad oruç bahsi yok mu? Namaz bahsi var. Eserlerde değil mi? Var. Yasaklardan kaçının. Haramlara girmeyin. Risale-i Nur'da ne diyor? Her haram içinde bir elem izi. Cenab-ı Hak rahmetinden her hasenin içine bir efendim şey koymuşturdur diyor. Yani her seyyiatın içinde bir elem izi. Her hasenin içinde de bir güzellik koymuştur. Teşvik etmek için bak. Mesela bir insan namaz kıldığı zaman, bir derse gittiği zaman, bir fakire fukaraya yardım ettiği zaman, bir hizmete koştuğu zaman arkasından ne geliyor abi? İyi ki yapmışız ya. İyi ki camiye gittim diyorlar, namaz kıldım ya. Halbuki canım hiç de istemiyordu. Nefis diye uğraşıyor. Kıldıktan sonra iyi ki gittik diyor ya. Şimdi derse geldim ya buraya. Bugün gelemeyecektim halbuki. Allah razı olsun mümin beni dürttürdü. Derse geldim. Şimdi ne diyor? Bunu hay Allah razı olsun da. İyi ki geldik bak. Lezzet al bak. İçinde lezzet var. Derse gelmeseydim ne olacaktı? O şeyden sıkıntı olacaktı. Kaybedecektik. Beni göremeyecektim sen. Seni de göremeyecektim. Ha ne? Onun için risaleler ne diyor? Cenab-ı Hak kemal-i kereminden dolayı seyyiatın içinde acele bir mücazat. Bak. Seyyiatın içinde acele bir ceza var. Yok mu abi? Günahların içi adam gıybet yapıyor, dedikodu yapıyor. Arkasından bir sıkıntı, bir stres, bir bağırmak, bir çağırmak. Ne oldu? Bak acele bir ceza geldi. Ama bir hasene yaptığın zaman, mesela bir fakir fukaraya yardım ettin. Onların sana dua etmesi, sana yalvarması, sana efendim sana karşı böyle muhabbet etmesi insanın içinde bir inşirah. Bir Kur'an okuyorsun, inşirah. Namaz kılıyorsun, inşirah. Değil mi? Dersler okuyorsun, kitap okuyorsun, inşirah. Ferahlanmak isteyen diyor, inşirah isteyen okusun Cenab-ı Hakk'ın emir. Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Çok güzel aklıma geldi. Hayatın saadetini ve lezzetini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız. Acaba hayatı saadetini ve lezzetini isterseniz hayatınızı imanla inkişaf ettiniz. Feraizle süsleyiniz. Yani Allah'ın emirlerle hayatınızı süsleyiniz. Günahlardan çekinmekle hayatınızı muhafaza ediniz. Ne kadar bir şey güzel. Demek günahlardan çekinmek insanın hayatını burada hayattan maksat Bediüzzaman diyor ki dünya ve ahiretten hayatından mı kurtarmak kendini. Yani dünya ve ahiret tehlikesinden kurtarmaktır. Haramlar insanı dünyada da başını belaya götürür. Öbür tarafta da gümbürt ettirir. Yani bela. Aynı şekilde Allah'ın emirlerini yapmakta dünyada da lezzet var. Öbür tarafta da lezzet. Öbür tarafta da cennet lezzeti var. Onun için feraizle süsleyiniz bir bak. Süsleyiniz ya. Ne kısa güzel. Hayatınızı diyor saadetli ve lezzetini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin abi. Ya en büyük mesele de o. İmanınızı inkişaf ettiriniz. Sünnet-i seniye ittiba ediniz diyor ya. Bir yerde de geçiyor. Feraizi işlemek, sünnete ittiba, kebairi terk etmek. Bak. Feraizi işlemek, imanı inkişaf ettirmek, sünnet-i seniye ittiba. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine ittiba, elimizden geldiği kadar diyor. Günahlardan çekinmek,